İsviçre TV, İsviçre FM sunar. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Romanson'da bulunan City Inbis'teyiz. City Inbis işletme sahibi Cemal Saygılı ile beraberiz. İsviçre televizyon kanalı olarak esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün Romanson'da bulunan City Inbis işletmesine yolumuz düştü. Ve bugün burada kısa bir zaman önce hizmete sunmuş oldukları, nasıl Hatay'ın künefesi var ise Mersin'in de tantunisi var. İşte bu Mersin'in kendisine özgü isim yapmış tantuni Romanson City Inbis'te bulabilmektesiniz. Ben yemek yerken resim vermeyi sevmediğim için tadına baktım. Hakikaten içi dolu et, dana eti. Tantuni'nin bir özelliği de dana etinden yapılmasıymış. Bunu da bugün burada da öğrendik. Ustasıyla birlikte burada şimdi işletme sahibi Sayın Cemal Saygılı ve yine tantuni ustası, isminizi alabilir miyiz? Emin Orhan. Emin Orhan ile beraberiz. Önce sözü Cemal Saygılı'ya vermek istiyorum. Cemal Bey, merhabalar. İsviçre Televizyon Kanalı'ndasınız şu anda. İsviçre Televizyon Kanalımızın İsviçre'deki esnaflarımızı ziyaret etmesi sebebiyle bugün buradayız. Dolayısıyla da hem sizleri ziyaret ediyoruz, hem yeni yapmış olduğunuz hizmetteki ürünlerinizi tanıtıyoruz, hem de duyurmak istediğiniz problemler, sorunlar neyse burada bizlerle paylaşabilirsiniz. Değerli izleyicilerimize duyurmak istediğiniz ne varsa paylaşabilirsiniz. Öncelikle City Inbis ve Cemal Saygılı hakkında müşterilerimize diyelim, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Efendim, bugünkü ziyaretinizle de sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olun. City Inbis, Romanson'da, Bodensen'de ikamet etmektedir. Aşağı 2 yılı doldurmak üzereyiz. 2 yıldır burada, Romanson'da çalışıyoruz. Bizler her zaman vatandaşlarımızı burada baş tacı yapıp ağırlamak istiyoruz. Türkiye kültürünü burada tanıtmak istiyoruz. Çünkü bizler Nevşehir olduğumuz için turizmci, Kapadokya bütün kendi bugün Nevşehir tavasız da bulunmak üzere kendi özelliklerimiz var. Onları burada tanıtmak. Yeni bir ürün Sayın Ustamızla tantuni işine girdik. Gurbette daha güzel tat vermek. Biz gurbetçileriz. Bizler garibanlarız. Evet. Bizler hep yalnız insanlarız. Hiç kimse bize şunu demesin. Biz gurbetçiyiz. Onun için birlik ve beraberlik. Her zaman ön planda tuttur, birlik ve beraberliğiz. Yalnız kalmayalım. Buyurun gelin, bir çayımızı kahvemizi için tanışalım. Bizler çınar ağacı gibiyiz. 20 yıl sonra da olsa bir yerde oturup kahve içmeliyiz. Evet, kesinlikle. Bunları çok iyi bilmeliyiz. Ekmeğimizin peşindeyiz, rızkımızın peşindeyiz. Biz burada alkol satmıyoruz. Helal kesin. İnsanlarımıza daha ne kadar güzel imkanlar, ağız tadı verebiliriz, onun peşindeyiz. Onun peşindeyiz. Daha çok güzel insanlara hizmet vermeye seviyoruz. Hizmet vermek için her zaman açığız. Bu Bodensee yola düşen bütün kardeşlerimizi buyursunlar, gelsinler, bir çayımız, kahvemizi içsinler. Tanışalım. İllaki para kazanmak değil. Biz saygılı insanlarız. Türk milletiyiz. Biz birbirimizi hiçbir zaman unutmayız. Her zaman baş tacı yaparız. Kesinlikle. Türklerin misafirperverlikleri zaten bunu meşhurdur. Tabii. Dolayısıyla Türkiye'nin hangi yöresinden olursa olsun, kimin kapısını tabii çalarsak içeri buyur ederler. Tabii.
Allah ne verdiyse sofralarına da kabul ederler. Peki, buralara geldik. Fakat yörelerimizin kendine özgü damak tatları var. Az önce de bahsettik, işte Hatay'ın künefesi dedik, Bursa'nın İskender kebabı dedik, İzmir'in çöp şişi meşhurdur. Yöremiz tabii, bütün yörelerimizin değişik tatları var. Mersin'in de tantunisi meşhur ve de siz bu tantuniyi buraya getirdiniz. Buradaki vatandaşlarımızın ayağına kadar getirdiniz. Biz de yedik, tattık. Ayran da bir harika, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet, tantuninin yanında bir tabakta turşu geldi. Turşu da harikaydı. Değerli izleyicilerimiz, hakikaten yolumuzun buraya düşmesini özellikle bu çevrede bulunan vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Çok uzak değil burada oturanlara. Bir denemelerini, bir tatmalarını istiyoruz. Biz denedik, tattık. Hakikaten sırf bu işletmeyi biz aklamak için demiyoruz. Ama gerçekten güzel bir damak tadı var. Herkese tavsiye ediyoruz. Ekmeğin içi bol etli. İsteğinize göre içine soğan, maydanoz, turşu, kekik alabilirsiniz. Kekik. Bizzat. Ayrıca yanında tabakta bir de turşu servis ediliyor. Yanında da bir de ayran. Ayranı özellikle tavsiye ediyorum. Ayran hakikaten harika bir tadı var. Bakın, şöyle göstermek istiyorum. Yani bardakta dahi ayranın yağı yapışıyor kalıyor. Su gibi değil. Bu arada Cemal Bey bunları da bizim stüdyomuza hediye etti. Kendisi Nevşehirli olduğu için Kapadokya yöresine ait. Biz de orada stüdyomuzda misafir olan konuklarımıza bu testilerden su ikram edeceğiz. Önümüz yaz, buz gibi suları testiden ikram edebileceğiz. Evet, tantuniyi getirdiniz. Kısa zamanda duyuldu. Biz de tantuninin peşine düştük. Esnaf ziyareti dedik, bahane ettik, geldik. Ve tadına da baktık. Gerçekten elinize sağlık. Güzel. Aferin. Bir eksik daha giderilmiş oldu. Birçok yerde artık her yörenin yiyeceğini bulmak mümkün. Bir başka esnaf arkadaşımız kokoreç yapıyor. Kendine de takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten hoşuma gitti. Siz burada tantuni yapıyorsunuz. Artık her yerde vatandaşımıza yöresinin damak tadını sunmak ne kadar güzel. Çok güzel bir şey gerçekten. Ama bunun değerini bilelim. Yeter ki vatandaşlarımız bunu kendilerine ayaklarına kadar getirilen bu hizmeti karşılıksız bırakmasın ki devamlılık sürekli olsun. Destek olsun. Her zaman birbirimize destek olalım. Evet. Birlik beraberlikte olalım. Evet, kesinlikle. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Evet. Yalnız kalmayalım. Kesinlikle. Bunu çok iyi... Bu sürekli olursa daima... Tabii, kesinlikle. Canınız çektiği zaman her zaman tantuni yemeğe gidecek yeriniz olsun. Kokoreç yemeğe gidecek yeriniz olsun. Bir Adana kebap yemeğe gidecek yeriniz olsun ki süreklilik şart değerli izleyicilerimiz. Bu arada size dönmek istiyorum. Tantuni ustası Emin Bey. Tantuni'yi bize tarif eder misiniz? Her etten yapılır mı? Şimdi tantuni her etten yapılmaz. Tantuni özellikle dana etinden yapılır. Dananın etinden yapılır. Ha, isteyen tabii ki istediği kendi damak tadına göre her etten kendisi yapabilir. Ama tantuni ne olur? Orijinalliğini kaybeder. Ha, bugün tavuktan da tantuni yapan olur. Ciğerden de yapan olur. Ama özelliği, gerçeği. Ama tantuninin orijinal eti... Orijinal eti dana etidir. İsteyenler tutup açıp okuyabilir, tarifini alabilir. Süt danası denilir. Evet, süt danası. 6-7 aylık danalardan özellikle olur. Ha, öbür etlerden olur ama sert olur. Sert olur. Sinirli et olur.
çabuk pişmesi gerekiyor. Bir şey kalmaz, tadı lezzeti kalmaz. Çünkü bu bir Mersin yöremizin tanınmış bir tantunisi. Türkiye'nin genelinde de var yani, yok evet, değil. Evet. Genelinde var. Mesela ben Adıyaman'dayım. Adıyaman'ın bizim kazamızda çok tanınmış bir şey ve çok da güzel lezzet veren, tat veren, insan yedikçe unutamayacağı bir lezzet. Tabii baharatıyla, etiyle. Gayet Türk. Yani ne olur? Bu kırmızı et sevmeyenler olur. Tavuktan, beyaz etten yapılabilir. Başka çeşitlerde yapılabilir. Adı tantuni olur ama tabii ki orijinal olmaz. Şimdi evet. Tantuni özelliği zaten eti, baharatı, bunun maydanoz, soğan, domates evet. Karışımını ve damak tadı verilmesi çok önemli. Evet. Biz yedik hakikaten. Bir kişiyi de çok güzel doyuruyor. Fakat grill olarak yalnız yapılıyor. Grill'de. Şu anda bizim buradaki eksiğimiz işte orijinal makinemizin daha olmaması, bir şey yeni başlamamız. Bunun orijinal tepsisi oluyor değil mi? Orijinal Tantuni'ye özel. Ocağı var, evet. Fırını var. Onlar oluyor. İnşallah kısa zamanda onu da getireceğiz Türkiye'de. Evet. Onu da getirdiğimiz zaman damak tadını verdikten sonra bizim insan, bizim insanlarımız millet olarak damak tadına çok düşkün insanlarız. Evet. Hani nerede bir damak tadı varsa biz buradan kalkar 150-200 kilometre yola da gideriz. Gideriz. Ama önemli olan süreklilik. Yani bir kere yalnız yeni gelmiş deyip de merak ediliyor, gidiliyor. Evet. Ama ondan sonrası pek devam edilmiyor. Önemli olan bu gibi işletmelerde bunu uzun süre tutabilmek için de süreklilik lazım. Evet. Şöyle bir atasözümüz var. Taşı delen suyun sertliği değildir, devamlılığıdır. Değil mi? Evet. Devamlı olduktan sonra taşı bile o taşı bile deler. Ama suyu sert vermişin bugün sonu kesilmiş bir şey yapamaz. Hani önemli bu işler zaten sabır işi. Hani bu gastronomi işleri her tarafta sabır işi. Ben 17 senedir bu işin içindeyim. Bugünden yarına olacak diye bir şey yok. Siz sabrını vereceksin, lezzetini vereceksin, tatını, kaliteni vereceksin. Ki insanlar ağızdan ağza duyulsun. Bizim insanlarımız da bunu tadını aldıktan sonra müthiş bir şekilde yapan bir insanlar. Evet. Onun için devamlılık şart. Önemli, şart. Evet. Yani bunun yanında sırf tantuninden kalmayacağız. Burada inşallah Türk yemeklerini alıp, göresel yemeklerini alıp vereceğiz. Özellikle de hafta sonları. Buraya gelen bir müşteri başka neler yiyebilir burada? Şimdi buraya gelen müşteri şu anda yiyebilecekleri, yapabileceğimiz taze taze tabii ki bunlar hani önceden evet. Yapılmış konmuş değil evet. Taze taze savuç kavurma yiyebilir, et sotesini yiyebilir, güvecini yiyebilir, ondan sonra Nevşehir tavası yiyebilir. Daha önce de yöresine özel Nevşehir tavasının da tadına bakmıştık o da tabii, güzeldi. Şimdi bunları taze taze bulabilir evet. Yani etlerimiz helal kesin. Güvendiğimiz, inandığımız bir yerden evet. Alınma. Herhangi bir kasaptan veya herhangi bir yerden sipariş verilmede özellikle ne mikros ne bunun yanında pizza var, lahmacun var. Bunun yanında kendi her şeyini taze kullandığımız, hamurunu kendimiz yaptığımız pizzamız var. Lahmacunu yine kendimiz üretiyoruz. Burada kendi lahmacunumuz yapıyoruz. Evet. Günlük ekmeğimizi taze yapıyoruz. Günde iki defa sabah öğle yemeği için, bir de akşam yemeği için kendi yani kebap ekmeğimizi tabii evet. Kebap ekmeğimizi ve müşterilerimize sunduğumuz masaüstü yemek yanında ekmeklerimizi kendimiz taze yapıyoruz. Sıcak sıcak taze taze. Her zaman hazırlıklıyız yani. Peki ben yine Tantuni'ye dönmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Bir soru yönelteceğim. Yaşadığımız ülkede biliyorsunuz dana eti pahalı. Peki başka yapmak isteyenler acaba bunun içine ucuz olsun diyerekten sermayesini, giderini düşürmek amacıyla başka et, örneğin kuzu eti kullanabilirler. Kuzu etinden tantuni yapılır mı? Yapılır, yapılmaz diye bir şey yok. Ama onu biz kendimiz kullanmayız. Neden kullanmayız? Bizim önce verdiğimiz değer kalite.
damak tadı karate. Ha, başka kullanabilir. Kuzu eti kısa bir zaman içinde daha sert olur. Tad olarak. Başka bir lezzet verir. Ama orijinal tantuni gibi olmaz. Evet. Yani, ona da tantuni denilmez o zaman zaten. Tabii ki. Şimdi işin içine girdiği zaman da çünkü dana eti orijinali diyorsunuz. Şimdi eğer ki ben müşterime bir damak tadı vermek istiyorsam onun orijinalini tattırmak istiyorsam ben bir ete karışım yapmam. Müşterinin bilgisi dışında malzemesi karıştırılırsa bu belli olur mu? Kuzunun kokusundan. Olur. Müşteri hisseder. Olur. Tabii ki kuzu, dana etine, kuzu etini kattığın zaman bu ne kadar olursa olsun bunun buharına yine anlaşılır. Değil mi? Evet. Örneğin ben koyun eti yemem. Ama kuzu eti dahi olsa kokusunu alırım. Onun yağından da olsun. Evet. Pişme tarzından olsun, yağından olsun, kokusundan olsun alınır. Kokusunu bir yerden bilir. Hani bu bunun içinde gerçek değil, karışım var diyerek seçer. Peki Cemal Usta, buraya 4 kişilik bir aile tantuni yemek için gelmek isterse hangi bak çıkıp gelmeleri mümkün müdür? Daha önce rezervasyon yapmaları olursa daha mı uygun olur? Öyle mi müşteri kabul ediyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Her zaman bekleriz. Sırf Nevşehir tavası yemek istedikleri zaman en azından 3-4 saat önce bildirirlerse seviniriz. Çünkü fırında en azından 4 saat zaman gerek var. Fakat tantuni her zaman gelebilirler. Tabii çat kapı gelebilirler. Fakat telefonu açarlarsa daha çok güzel olur. Evet. Çünkü bir misafir bekliyorsun. Evet. Daha itinalı. Tabii. O çok önemli. Kesinlikle. Burada ben daha çok para kazanmak değil, insanlara uzun vadede saygıdeğer bir hizmet vermek. Evet. Parayı her zaman kazanırız. Ama ben her zaman insanları kazanmak. Hedefim o. Evet. Çünkü biz gurbetçiyiz. Çünkü gurbetçi kardeşlerime ben önem veriyorum. Kesinlikle. Onun için her zaman bekleriz. Çünkü hizmet her zaman güzel bir şeydir. Kalıcıdır. Evet. Değerli izleyicilerimiz, eğer buraya gelip niyetiniz Nevşehir tavası yemekse en az 3 saat öncesinden sipariş vermeniz gerekiyor. Siz gelene kadar fırında ağzınıza layık pişebilmesi için. Ama tantuni için Cemal Usta çat kapı gelebilirsiniz diyor. Biz de sizlere çıkın çıkın gelin diyoruz. Pişman olmazsınız. Belki çocuklarınız lahmacun sevebilir, pizza sevebilir. Onların da burada ihtiyaçlarına göre sevdiği yemekler, diğer çıkın ubetler hepsi mevcut. Peki, burada parti verebiliyorlar mı? Burada çocuklarına yaş günü vesaire yapmak isteyen olursa bu mümkün müdür? Burası 20 kişilik. Böyle çocuklar falan, yaş gününde falan veriyoruz. Evet. Onlara daha uygun bir ortam sunuyoruz. Fazla fiyat yüksek tutmuyoruz. Kendilerini her zaman bekliyoruz. Veriyoruz. Uygun olan fiyatları veriyoruz. Evet. Bu arada artık bahar geldi. Evet. Güneş açtı. Evet. Önümüzde de teras var. Teras, evet, çok güzel. Dolayısıyla 20 kişilik yer belki 35 kişi olacak. Oluyor. Evet. O bakımdan güzel bir yer, değerli izleyicilerimiz. Peki Cemal Usta, size nereden ulaşacaklar? Bize telefon numaralarını da buyuralım. Bize telefonla ulaşabilirler. 076 419 92 14. Facebook'tan ulaşabilirler. Sabah ve akşam, sabah 8'den itibaren gece 12'ye kadar biz buradayız. Sabah 08'den gece 12'ye kadar buradasınız, açık. Haftanın her günü açık mıdır? 24 saat. 7 gün 24 saat açık. Nasıl yani, çalışırsınız? Yani, çalışıyoruz. Çünkü çalışmak zorundayız. Evet. Çalışacağız. Ben insanlara hizmet vermeyi seviyorum. İşim bu. Çünkü insanları bulunmayan bir nimettir. Çok önemlidir.
yani burada yapmış olduğunuz yiyecekleri, yemekleri diyelim. Rahatlıkla. Sevgi de katıyorsunuz tabii içine. Sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz. Değil sevgi mi? Şart. Evet. Ustam bile yemek yaparak o kadar neşeli yapıyor. Çünkü tat oradan geliyor zaten. Değil mi? Tat oradan geliyor. İsteyerek bir şey yaptığın zaman... Peki Emre Usta, Ocak başında bazen kendini kaybettiğin oluyor mu? Yörenin türkülerinden söylüyor musun? Var mı böyle bir özellik? Şimdi... Varsa izleyicilerimizle de paylaşalım. Öyle bazen pozisyonlarımız oluyor. Olmuyor değil. Yani bir yemeğe zaten zevk, yani müşteriye yapmak açısından değil. Bunu kendim tatıp kendim yemek isterim iştahıyla yapmak çok güzel. Evet. Hani yöre türkülerde olabilir bildiğimiz kadarıyla nasıl müzik açıp yemek yapabiliyoruz. Hani yaptığımız işte önce kendimiz tatmin olup zevk almalıyız ki müşteriye sunalım. Evet. Hani ben her zaman şu prensibi taşımıştım 17 senedir astronomi hayatımda. Kendim yemediğimi, kendim lezzetini bulmadan müşteriye asla sunmam. Çok önemli. En büyük özellik de bu olmalı değil mi? Evet. Biz kendimizin yiyemeyeceği bir yemeği müşterinin önüne hizmet olarak sunmamamız lazım. Şimdi ben bugün bir tantuni yapmışım ama kendim beğenmemişim, kendim yememişim, ben onu müşteriye vermişim, ne anladım? Evet. Hiçbir anlamı kalmadı. Doğrusunuz. Önce tadını, lezzetini kendim alacağım ki onu iştahla kendim tavsiye edebilen başkasına, o zaman ben müşteriye de söylüyorum. Evet. Yani buraya gelen müşteri her zamancı, özellikle de bizim şu Avrupa'da yaşadığımız kültürümüzü, yaşatmak istediğimiz kültürümüzü, yöre yemeklerimizi, aile birleşimleri bizler için önünde gelen plan. Evet, birlik beraberlik açısından. Tabii birlik beraberlik açısından, tanışma açısından çeşitli yörelerden gelmişiz. Gibi. Burada oturmuş aynı üç kişi aynı masada oturuyoruz. Evet. Yani, evet, bir şey olabilirmiş ki bunların hepsi bir vesiledir tabii ki. Nevşehir'den gelmiş, ha. Ben Bursa'dan gelmişim. Aynı siz Adıyaman'dan gelmiş. Adıyaman'dan gelmişsiniz. Ama bir masa tabii etrafında toplanabilmişiz. Tabii, ne mutlu. Çok güzel. Evet, çok güzel bir şey. İnsanlarımızla kaynaşmak, insanlarımızla... Tabii ki bu bir kahve bahane, bir yemek vesile olabilir. Bir çay kahve vesile olabilir. Tanışmak çok önemli. İleri günlük dostluklar çok önemli. Bunların hepsi vesile olabilir. Tabii bu arada kendi burada yaptığımız hizmetlerimiz, kendi sunabildiğimiz de maktapları inşallah insanlar gelip ziyaret ederler, hoşlarına gider. Güzel bir dostluklar kuruluyor. Güzel bir arkadaşlar. Peki evlere servis yapıyor musunuz? Kuryerimiz var mıdır? Pizza kuryer, diğer... Şimdi bu zamana kadar evlere servis yapılmamış. Yapılmamasının nedeni de Cemal Usta'mız yalnız. Tanıdıktan biz aşağı yukarı 20-25 senedir tanışırız. Eski bir dostuz, eski bir arkadaşız. Yapılmamış. Yalnız olduğu işler de yalnız işi değildir. Doğru. Özellikle dışarıya bir imtina titizlikle yapılması gerekiyor. Çünkü sıcak. Sanırım herhalde önümüzdeki dönemde o da plan dahilinde. Şu anda bu 1-2 hafta içerisinde planımız içerisinde. Güzel. Yeni reklamlarımızı, yeni kuryelerimizi yapacağız. Güzel. Tabii ki içeride ne verdiğimi, ne sunduğumuzu dışarıdaki insan bilmezse hiçbir şey olmaz. Kesinlikle. Bunları dışarı dağıtacağız. Herkes posta kutusuna gelecek, evlerine gelecek. Evet. Ha, bu posta aracılığıyla olabilir, gazete aracılığıyla olabilir. Başka bir tür iletişimle olabilir. Ama bu son en geç 1-2 hafta içinde bunu başlamayı hedefliyoruz yani. Tabii. Evlere servis yapmayı, bütün yemeklerimiz zaten günü aşağı yukarı 60 çeşit menümüz var. 60 çeşit menümüz var. Evet, çok güzel. Bunun içerisinde 27 tane pizzamız var. Burada grill çeşitlerimiz olacak. Tantunumuz olacak. Lahmacunlu, çıkın ugeti, tavuk kanadı, tabii, vesaire de hepsi var. Saç kavurmamız saç olacak kavurma, yine. Evet. Bunlar olacak. Yani inşallah sunduğumuz hizmetlerin karşılığında hedefimize ulaşırız. Kesinlikle, kesinlikle. Değerli izleyicilerimiz, yaklaşık 1-2 hafta içerisinde evlere de servis kuryeri hizmeti başlayacak. Bunun için tekrardan dediğimiz gibi iletişim yolları, Facebook sayfası, siteğimiz, ayrıca telefon numarası bir kez daha tekrarlayalım. 076 419 92 12. Peki.
Son ilave etmek istediğiniz var mı? Yani, İsviçre Efe'ye bizzat çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere buraya kadar gelip ziyaret ettiğiniz için bizzat teşekkür ediyorum. Saygı ailesi olarak. Teşekkür ediyoruz biz de. Bize başımız kurulduğumuzdan bugüne zaten bu destek veriyorsunuz. Bu çok önemli. Birlik ve beraberlik çok önemli. Evet. Biz de nereden çok, nereye geldik? Bugün tabii. Bir televizyon kanalına da sahibiz. Birbirimize sahip çıkalım. Bu, evet. Bu ülkelerde, yurt dışında birbirimize sahip çıkalım. Birlik ve beraberlik. Ve gerisi gelir. Her şeyin başı diyoruz. Bütün güzellikler, gelecek şu güzel yaz sezonu, Allah-u Teala herkese güzellikleri versin. Allah-u Teala herkesin kalbinde ne geçiyse onu versin. Allah kimseye acılar görsetmesin. Amin. Cümlemize. Sizlere başarılar diliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Herkese baş üstüne, bu üstünler gezen bir kahvemizi içmek nasip olsun diyorum. Sizlere biz teşekkür ediyorum. Biz de arkadaşlarımız adına, emeği geçen diğer arkadaşlarımız adına da sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başından beri, ilk kurulduğumuz andan beri siz de destek veriyorsunuz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Emin Usta, neler söylemek istersin son olarak izleyicilerimize? Son kapanışta görenler bir şeyler mırıldanırsan. Ya onu beceremiyorum. Niye beceremiyorsun? Ocak başında oluyor, masa başında oluyor. İzleyiciler. İzleyicilerimize güzel bir sene, güzel bir tatil, güzel bir bahar geçirmeleri dilerim. Şimdilerce teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam dilerim de. Size de ayrıca teşekkür ederim. Geldiniz. Bu röportajı yaptığınız için herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Biz de teşekkür Allah ediyoruz. Allah kurbacıların yardımcısı olsun. Cümlesine. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Her zaman geldiğimiz zaman da bizlere büyük bir itinayla, sevgiyle karşılıyorsunuz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugün Roman Son'da City biz işletmesindeydik. Buraya kısa bir zaman önce Mersin'in ünlü tantunisi hizmete konuldu. Biz de tadına baktık. Sizlere de duyurmak amacıyla geldik. Ayrıca hem esnaf ziyareti hem de tantuninin tadına baktık. İleriki dönemlerde daha başka esnaf arkadaşlarımızı da ziyaret edecek ve sizlerle paylaşacağız. Hepinize bir başka esnaf arkadaşımızla buluşuncaya kadar hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun.